Enam suresi 94. ayet. Hazin bir ayet. Bugünün deyişiyle filmin sonundan bahsediyor. Akıbetten bahsediyor. Bu giriş kısmı beni her zaman çarpar. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا. Çok çarpıcıdır bu. Bize fert olarak, tekil olarak, yalnız başınıza geldiniz. Gelmiş bulunuyorsunuz. Bu merhaleyi tamamlamış kimselere o gün için söylendiği haliyle bir ifade bu. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا. İşte bize tek tek birer birer gelmiş bulunuyorsunuz. Geldiniz. Tabi bu tek başına oluşumuz, tekliğimiz o gün için baş başa kalacağımız bir yalnızlık değil. İşin aslı da öyleymiş. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّ. İlk seferinde yarattığımız gibi diyor. Dolayısıyla biz zaten işin başında yalnızmışız. İşin başında zaten fert fert yaratılmışız. Yapayalnız. Bu kendi aramızdaki ilişkiler daha sonradan Allah Azze ve Celle var etmiş bunu. İşte akrabalıklar, eşler, kardeşler, çocuklar, belli ilgilerle bağlamış bizi birbirimize. Yoksa işin başında tek başına tas tamam, müstakil bir fertmişiz. Öyle başkalarıyla bir ilgisi, köken itibariyle bir ilgisi, varlık itibariyle bir ilgisi işin aslında yok. Ama sonra dünya hayatındaki sahneye Cenab-ı Hak korken bizi, işte birimizi diğerinin evladı olarak, ötekini ötekinin zürriye, yeryüzündeki bu fiziksel yapımız belli ilişkiler içerisinde çoğalıp ortaya çıktı. خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Tek bir candan yaratan, ona eşini yaratan, sonra o ikisi üzerinden çok erkekler ve dişiler yayıp saçan Allah Azze ve Celle. Dünya hayatında böyle ilişkilerle geldik. Anne rahminden. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ. Annelerinizin karnında sizi yaratıyor. Ama o demin çıkarın kendinizi dediği o, veya çıkarın canınızı dediği o kişilik, o çıkıp gidecek olan, Rabbine dönecek olan, artık bedenden ayrılıp yol alacak olan, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Her nefs, o dedi işte çıkıp, o gün her geldiğinde kendi başına hareket etmiyor buradaki gibi. مَعَهَا سَائِقٌ. Bir tane sürücüsü var, o şehit, bir tane de tanığı var yanında, kim olduğunu ifade ediyor, kimliğini tanıtıyor, öteki de onu sevk ve idare ediyor, götürüyor. Bu dönüşten bahsederek Cenab-ı Hak, işte bize geldiniz diyor, demin melekler çıkarın dedi canlarınızı, şimdi Cenab-ı Hak bize geldiniz diyor. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ. İşte geldiniz, bize geldiniz, kesinlikle geldiniz. فُرَادَ, fert fert. Demek ki öyle yanına birilerini alarak ayetin devamında o konuya girecek Cenab-ı Hak. Onların gölgesinde, eteğinde, cebinde, cepkeninde, saatinde, çakmağında, artık neyi varsa, kim nerede taşıyacağını söylüyor. Bazısı diyor sigara kutusunda, çakmağında, kibrit kutusunda, götüren var böyle. Cübbesinde, ayakkabı da var. Olabilir. Yani bir şekilde
Sizleri biz yanımızda götüreceğiz. Yalnız kalmayacaksınız. Tek olmayacaksınız. Hesabınızı biz vereceğiz. Allah Azze ve Celle de tek tek geleceksiniz diyor. Evet. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَ. Tek tek döneceksiniz. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً. Tıpkı sizi ilk yarattığımız gibi. İlk yarattığında da Allah Azze ve Celle bizi tek tek, her birimizi ayrı ayrı. Daha bu dünyaya adımımızı atıncaya kadar o bütün yalnızlığımız üzerimizdeydi. Yani gözümüzü açtığımızda dünyaya anneyi gördük, babayı gördük, kardeşi gördük falan. Onlar da bizi burada tanıdılar. Öncesinde bir tanışıklığımız yoktu. Bu da onun ispatı ki Rabbimiz doğru söylüyor. Yani adamın 3 ay sonra evladı olacak, beklenti içerisinde ama tanımıyor. Doğunca tanışacaklar. Gelecek. Daha doğar doğmazdı da işte bebek suretini görüyor. Daha onun kişiliğini vesaire tanıması için biraz onun büyümesi, ses vermesi, çevreyle ilişkiye girebilmesi, kendisini ifade edebilmesi lazım ki nasıl bir kişilik olduğunu tanısın. 5 yaşına geliyor, hanımıyla konuşuyorduk ya, bizim çocuk biraz öfkeli galiba. Daha 5. yaşında, 6. yaşında onun öfkesini, 7, 8, 9 ya bizimki biraz galiba çok ileri zeka. Veyahut geri, her neyse. Yani o yaşlara gelince çocuğunu gün be gün keşfediyor. Gelen varlık kendisini çiçek gibi açtıkça gösteriyor. Demek ki sonradan tanıyoruz. Önceden tanıyor olsak daha gelir gelmez, aa nerede kaldın, biz seni tanıyoruz, biliriz. Öyle bir şey yok. Başından da yalnız idik. Cenab-ı Hak burada buluşturup aramızda bir ilişki oluşturdu. Belli alakalar oluşturdu. O yüzden de bunu rahim üzerinden gerçekleştiği için rahim bağı diyoruz. Çünkü hangi rahime düşüyorsa oradan o ilişkilere kavuşuyor. Anne oluyor ona, baba oluyor vesaire. Ama ötesine uzanmıyor. Yine o yapayalnız halimizle Allah Azze ve Celle'nin huzuruna döneceğiz. İşte burada Cenab-ı Hak bize tek tek döneceksiniz, döndünüz diyor. Bir başka ayet-i kerime var. Belki bununla işte efendim öyle demiyor Cenab-ı Hak. Biz işte o gün herkesi önderiyle beraber çağıracağız. Önderler ön tarafta, arkasında onların şeyleri, kalabalıkları, önder gelecek işte. Çıkartacak pasaportları. Diyecek ki ya Rabbi bizim takım bunlar. O da diyecek ki sözüm olur yani. Sen ki geldin, senin takım. Hemen girsinler içeri. Bu arada sen de hoş geldin, ne kadar yakışıklısın diyecek. O takım orada hemen dolu verecekler içeri. Bizimki çok Cenab-ı Hakk'ın şeyi olduğu için böyle takım takım millet takip ettiği liderler, önderler vesaire nin muhasebesiyle geçecekmiş gibi bir anlatım veriyorlar o ayete. Halbuki öyle değil. Ne diyor Cenab-ı Hak? يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ. Biz o gün bütün insanları imamları ile çağırırız. Buradaki imamı önder kabul edersiniz. Deminki mana gibi olur. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ. Kimin kitabı sağından verilmiş ise herkesi o imame ile, yani ona kendisine eşlik eden, yanına verilmiş olan kitabıyla birlikte. Kimin kitabı sağından verilmişse men utiye kitabahu bi yeminihi fe ulaika yevme ned'u kulle unasin bi imamihim fe men utiye kitabahu bi yeminihi. Devam ediyor. Kime kitabı sağ tarafından verildiyse o başına iyi bir akıbet gelir. Kiminki sol tarafından verildiyse. Konu kitap bahsindedir. Ve bu imame o kişinin kitabı anlamındadır. Tıpkı şu ayette olduğu gibi estaizu billah ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Biz her şeyi apaçık bir imamda toplamışızdır. Nasıl burada kitap olduğu gayet açık ise, belirgin ise, orada da işte aynı manada kitap manasındadır. Kişi bu kitabı dolayısıyla kılavuzlanır. Nereye gönderilecek, ne yapılacak, hakkında nasıl bir hükümde bulunacak, kılavuzu odur. İyilerden ise, kitabı sağından verilmiş ise, iyi akıbetle sonuçlanır. Kötülerden ise, kitabı sol tarafından verilmiş ise, dolayısıyla akıbeti de
kötülerle birlikte olur. Onun iyilerle mi, kötülerle mi birlikte olacağına yol veren kitap olduğu için bu kelime onun için kullanılabiliyor. Aynı şekilde demin okuduğumuz ayette وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُّب۪ينَ kelimesinde de yine kitaba Cenab-ı Hak imam kelimesini bu önderliği ve kılavuzluğu ile veriyor. Allah'ın elçisi kitabın imam olduğunu, eğer bir kişi onu arkasına atarsa alıp cehenneme sürükleyeceğini, önüne alırsa onu alıp cennete götüreceğini buyuruyor. Ama her halükarda onu çekip götürecek olan, geriye olursa sürükleyecek, öne doğru olursa götürecek olanın yine kitap olduğunu, bu boyutuyla ve bu anlamıyla Cenab-ı Hak da yine ona imam diyor. Bu açık iken, bu kullanım belirgin iken, Kur'an'da Cenab-ı Hak diğer ayette muhkem bir şekilde ve açık bir şekilde fert fert döneceksiniz buyuruyorken, öteki ayeti başka türlü anlamaya yer yoktur. Bir sonraki ders devam edelim. قُلْ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ